Deutsche Bank'ın haberi üzerine konuşacağız ve piyasa için bu öneminden genel itibariyle bahsedeceğiz diyebilirim. Şimdi Deutsche Bank'la alakalı bilinenler nelerdir? Deutsche Bank yakın zaman içerisinde lisans başvurusunda bulundu. Deutsche Bank şu an Almanya'nın en büyük bankasıdır. Almanya'nın en büyük özel bankası, dünyanın en büyük 10. bankasıdır. Bu noktada dünyanın en büyük 10 bankası arasında ilk üçte galiba Çin bankaları vardı. Bank of China da bunlardan bir tanesi. Haricinde 4. sırada olarak, yanlış hatırlıyor olabilirim ama büyük ihtimalle doğru hatırlıyorum. 4. sırada JP Morgan vardı, yani ABD'nin en büyük bankası. Sonra Bank of America, Goldman Sachs falan diye gidiyor yani. Sonraki ilk kısımlar için devamını ABD kaplarken 10. sırada bir Deutsche Bank var. Tabii ki Sberbank falan da var listede, bla bla. Buradaki bankaların büyük bir çoğunluğunda zaten direkt olarak adlarını söylediğimizde ilişkili olduğu kripto paraları ve yakın zamandaki bir takım aktivitelerini, piyasadaki aktiviteleri aklınıza getirmişsinizdir diye düşünüyorum. Deutsche Bank yakın zamanda kripto hizmetleri verebilmek için, yani kripto alım satımını yatırımcılara gerçekleştirebilmesini sağlamak için tıpkı ne yapabiliyorsunuz? Bir borsa misali hareket edebiliyorsunuz. Borsa gibi alım yapabiliyorsunuz, satış yapabiliyorsunuz, bla bla tarzında hareketler ve tabii ki Deutsche Bank gibi bir Alman ve dünya devinin buraya girmiş olması nitekim çok büyük bir olaydır. Hem Almanya tarafındaki diğerleri için, Almanya'daki diğer bankalar, hem de dünyadaki diğer bankalar için çok büyük bir olay olduğunu görebilirsiniz. Almanya aynı zamanda piyasanın en kripto dostu ülkesi olarak geçmektedir. Ve Deutsche Bank da burada büyük ölçüde katkısı vardır bu gibi hareketlerde. Şöyle bakalım, diyor ki burada Almanya'nın en büyük bankasından kripto para hamlesi. Bitcoin ve kripto paralara pozitif yaklaşımıyla dikkat çeken Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kripto para saklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Dediğim gibi ya, dünyadaki bankaların aslında çok büyük bir çoğunluğu bunu gerçekleştiriyorlar. Yani Rusya'ya gittiğiniz zaman kim ne yaparsa yapsın, Rusya'ya giderseniz bunu Sberbank'ta da siz göreceksiniz. Sberbank'ın da pozitif yaklaşımını göreceksiniz. Ya da ne bileyim, diğer tarafların da aynı şekilde Almanya dedik, Deutsche Bank, işte JP Morgan'ın da göreceksiniz vesaire vesaire. CoinDesk'in haberine göre Deutsche Bank kripto para saklama ve tokenizasyon hizmeti sunmak için İsviçre merkezli kripto şirketi Taurus'la ortaklık kurdu. Bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şurayı okuduk ya biz. Deutsche Bank dedik, kripto saklama hizmeti verecek dedik. Bu zaten biliniyordu bu arada. Sadece şu anda önden hareket ettiklerini biz, öyle değil mi, görmüş olduk. Yani şey biliyorduk zaten. Alım satımı açacaklar. Nitekim bunun üstüne şey de açacak bu adamlar. Tamam mı? Ve saklama hizmeti de gerçekleştirilecek yani Deutsche Bank üzerinde. Önemli olan bir husus tokenizasyon. Az önce dedik ki Almanya şu anda dünyanın en kripto dostu ülkesi olarak geçiyor. Bu unvana nasıl ikinci sıradan birinci sıraya atlamıştı biliyor musunuz? Tokenizasyonu yasal olarak kabul etmesi olayıyla birlikte bu iş gerçekleşmişti vaktiyle. Tamam mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Zamanında tokenizasyon dediğiniz olay, şu an Ripple bunu patlatmadan önce Ripple dedi ki biz gayrimenkulleri tokenlaştırma üzerine çalışacağız arkadaşım. Ve genel olarak da menkul kıymet, yani menkul kıymetleri tokenlaştırmak. Adam diyor ki sen bardağı bile 1000 hisseye bölüp istersen satabilirsin. Adam sana bunu söylüyor. Yani evi geçtim, dükkanı, diyor ki istersen diyor bardağı satarsın diyor. O şekilde bir durum. Burada önemli olan tabii ki bardağı satmak değil. Önemli olan bu teknoloji ve bunun neler yapabileceği. Tabii ki Ripple bunu yaptı. Olayın da hemen üstüne biliyorsunuz ki zaten konuştuk ne kadar önemli olduğu ve ne ölçüde ilerletebileceği ile alakalı. Bundan çok kısa bir süre sonra piyasadaki bütün, tek tek ismini saymayacağım, bütün popüler projeler Ripple'ın bu açıklamasının ardından aynı açıklamayı yapıp tokenizasyon üstüne çalışmaya
başladılar. Ve dahi ABD tarafından CFTC bu uygulamayı, bu gelişimi bayağı bir övmesinin de yanı sıra Binance tarafı da yayımlamış olduğu bir raporla birlikte ilerleyen vakitlerde tokenizasyondan kaynaklı olarak piyasaya 16 trilyon üzerinde para çekimin olacağını dile getirmiştir. Varın siz düşünün. Tokenizasyon dediğimiz şeyi ETF'lerin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Kripto paraların bir fon olarak, yani kripto paraların sanki gerçek bir hisse senediymiş, sanki bir menkul kıymet satın alırmış ya da emtia satın alırmış gibi satın alınması ETF'ler aracılığıyla yahut bir menkul kıymetin doğrudan kripto para gibi işleme açılması ise muhakkak bunun tam tersidir. Örneğin bardak. Ne dedik? Bardak. Kripto para mıdır? Blockchain üzere midir? Bir token mıdır? Ya da ev, oturduğunuz eviniz, bu bir kripto para mıdır? Yani siz bunu borsalardan blockchain yoluyla Bitcoin alır gibi alıp satabiliyor musunuz şu an? Alıp satamıyorsunuz. Adamlar diyor ki işte bunu yapabileceksiniz. Hisseye bölüp bunun hisselerini ister %100 şu kadarını bu kadarını satabileceksiniz. Adamlar bunu söylüyor. Tamam mı? Durum da genel olarak bu. Tokenizasyon dedik. Tokenizasyon çok önemli bir konudur o yüzden. Ve Deutsche Bank'ın bu girişimi de inanın piyasayı olabildiğince güçlendirecektir. Şunun da altını çizmek istiyorum ben. Ripple'la muhtemelen Deutsche Bank'ın yakın zamanda ben bir haberini alacağımızı şahsen düşünüyorum. Ripple'ın şu anda Ripple'la birlikte çalışmak istemeyen hemen hemen bir dünya devi yok. Tabii ki kimisi farklı sebeplerden kaynaklı daha çekingen yaklaşabiliyor bu olaya karşı. Ama yakın zaman içerisinde de zaten biliyorsunuz ki ambargosu kalktı. Yani Almanya da XRP Coin'in ambargosunu kaldırdı bu dava sonuçlandıktan sonra. Bundan sonra da zaten önünde herhangi bir engel kalmamış oldu. Velhasıl Ripple'la Deutsche Bank'ın ben yakın zamanda bir pozitif haberini bekliyorum diyebilirim. Durum bu. Diyor ki ortak açıklama yapan şirketler ne diyor? Deutsche Bank'ın küresel menkul kıymet hizmetleri başkanı Meli ortaklığı açıklamış. Burada çok önemli bir şey yok herhalde stable coin'ler etrafında falandır filan. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.